Alo. Bu akşam salonda uyuyalım mı? Ana niye? Uzmanlar uzun evliliklerde ara sıra başka bir yerde uyumanın heyecanı arttırdığını söylüyor. Bizim heyecana ihtiyacımız yok ki. Bizim dinginliğe ihtiyacımız var. Son 24 saatte yaşadıklarımızı bir düşünsene. Hanımcığım, ben romantik olan heyecandan bahsediyorum. Hani böyle kalp çırpıntısı. Vallahi benim kalbim heyecan limitini doldurdu. Ya bir kere, bir kerecik ben bir şey rica edince peki de beni yalvartma. Ya ne olur acaba? Ne olur, ne olur benim için ne olur salondaki koltukta uysan? Ya iki kişi o koltukta nasıl yatacağız, nasıl uyuyacağız? Yani sığmayız ki. Sarılırız fena mı? Ya dar alanda kısa paslaşmalar yaptırtma bana. Hayatta olmaz. Ya Haluk yavaş. Dur. Dur, kol altta kaldı. Zaten parmaklar sakat. Dur. Ama ne yapayım şimdi ben onu? De al kolunu. Ya tamam, tamam. Ya ben böyle... Gel bakayım, gel gel. Ha bak oldu. Ne kaldı? Öf. Tamam oldu bak. Böyle rahat mısın? Değilim. Niye rahat mısın? Sıkışacağız. Sıkıştık, düşeceğim. Haluk'cığım ne yapalım yani? Böyle sığacağız. Öf. Hadi uyu. Uyuyamıyorum. Haluk rahat dur. Duramıyorum ki. Oh. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Ya Haluk ya. Ya saçım. Ya o uzmanı var ya, bulursam çok fena olacak. Ne? Bundan sonra ben senden hiçbir şey istemeyeceğim. Ne dedik şimdi? Meltem. Meltem. Meltem hadi gel buraya. Oy. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Ben seninle konuşmuyorum Haluk. Senin romantik bir insan olabilme ihtimalin yok. Artık pes ettim. Uğraşmayacağım seninle. Günaydın. Ben çıkıyorum evine. Meltem. Meltem. Haluk Bey günaydın. Günaydın. Siz gece burada mı yattınız? Yok canım. Gece bir spor programı vardı. Onu seyrederken burada böyle bir içim geçmiş. Ha, böyle yastıktı, çarşaftı, uyuyakalmışsınız. Ben de inandım. Hadi sen bana çay koy, ben de duşa gideyim. Aman iyiyin. Havada kavga kokusu alıyorum. Abi gece kanepede salonda uyumuş Şükrü. Meltem yenge kırmızı kartı göstermiş, tribüne yollamış abi. Ayıp oğlum sizin yaptığınız. Sabah sabah konuştuğunuz konuya bak. Eleştiri yapma Yakup, çay yap. Sen de dedikodu yapma Hüseyin. Hayda. Ana, Kadriye anne. Meltem Hanım akşam Haluk Bey'i odaya almamış. Sosyetik bir kadın. Hoş geldiniz. Merhaba Emine. Hayırdır? Sen dominant teyze olmadan pek dolaşmazdın. Ya bu benim çok bozuk Haluk. Allah aşkına üstüme gelme ya. Ne olursun ya. Ya bu akşam da bir şeyler yapalım mı Haluk abi ya? Vallahi çok sinirlerim bozuk ya. Gönüllüyle sabah kadar uyumadı abicim ya. Ya aslında ben de seni arayacaktım. Bizde de başka bir problem var. Hayırdır abi, ne oldu? Meltem bana küstü. Yuh!
Haluk vallahi yuh yani. Yani Meltem'i de sonunda kendine küstürttün ya, inanamıyorum sana abicim ya. Kim bilir ne yapmışsındır yani, aferin sana. Ne oldu abi? Yani bir şeyler oldu. Aslında saçma sapan bir şeyler ama küstü yani. Böyle sabah yüzüme bile bakmadan çekti gitti işe. Bir şey yaparız ya, dur. Bir güzel çiçek yaptıralım abi. Bir de şiir. Ha? Ne dersin? Ya bilmiyorum oğlum. İşte o yüzden sana soruyorum. Hani sen zero erkeksin ya, yani kadınların dilinden anlarsın diye. Ne yapmak lazım? Ya söylüyorum ben de sana işte, en güzeli çiçek. Sen ne yaptın abi? Ya hakikaten açık açık söylesene bana. Bir şey yapmadım abi. Doğru söyle. Vallahi bir şey yapmadım. Yoksa bak. Ne diyorsun oğlum? Ben taş fırın erkeğiyim. Ben öyle şeyler yapmam. Allah Allah. Böyle bir bana baktı ve bundan sonra dedi senden hiçbir şey istemeyeceğim dedi. Böyle bir edayla yaptı onu da. Ondan sonra böyle bir küstü. Ama yani böyle bir herhangi bir küsme gibi değil. Böyle içi küstü sanki. Böyle bir başka küstü. Sen Meltem'i seviyor musun Haluk? Seviyoruz herhalde. Hakikaten seviyorsun değil mi abi? Evet. O zaman emek vermen lazım abi. Biraz çaba göstermen lazım. Böyle yani oturduğun yerde olmaz böyle şeyler. Benim bir ilişki koçu arkadaşım var. Onu çağırayım. Bir danışalım abi ona. Yok yok. Koç moç istemem ben. Niye istemiyorsun? Ha niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya çağıralım. Belki bir iki güzel fikir verir. Ha kafamız değişir. Sonunda sen de mutlu olursun. Meltem de mutlu olur abi. Niye istemiyorsun ki? Yok abi. Başımıza ne geliyorsa bu koçlar yüzünden geliyor. İstemem. O zaman çiçekle şiire razı olacaksın abiciğim. Yok yok. Hayır. Öyle şeyler yapamam ben. Yani o ben değilim yani. Bir şans daha olabilir abi. Biraz daha emek harcayarak yapabileceğim bir şey. Mesela? Meltem'e güzel bir yemek yap abi. Bir de ben yemek yapamam ki. Ya yaparsın abicim, ben sana yardım ederim. Problem olmaz. Çok güzel bir yemek yaparız ama şeyi yolla. Emine'yi. Emine burada olmasın. Emine burada olursa. Çünkü Meltem o zaman Emine yapmış zannedebilir. Emine'yi yolla, biz seninle harika bir şey hazırız abi. Vallahi. İnan bana ya, güven. Ne yapacağız? Ya yaparız ya. Et de yemiyor. Dolma dolma. Dolma mı saracağım ben? Evet abiciğim. Ya oğlum sen iyice... Ya ben sararım. Hadi gösteririm sana. Çok kolay. Yaprağı alıyorsun. Açıyorsun. Tamam mı? Yaprağı açtıktan sonra pirincini ben sana gösteririm onun ne olduğunu. Kuş üzümle yaparız onu. Hiç etsiz yani. Zeytinyağlı. Şöyle kenarlarından böyle kapatıyorsun. Yuvarladığın zaman. Vallahi çok çok kolay. Yani birkaç tane yaptın mı zaten pratiklik kazanıyorsun. Emine. Efendim Haluk Bey. Hadi sen çık. Olmaz, ütü yapıyorum ben. Yarın yaparsın, hadi çık sen. Aa, bir sürü ütü var ama çıkamam ki. Ya yaparsın yarın dedik, hadi çık, izin verdim. Tamam, o zaman Meltem Hanım'a siz açıklarsınız. Ay Emine, ay Allah aşkına çık Allah aşkına. Haluk ne diyorsa onu yap. Haluk tek başına oturup yemek yapmak istiyordu ondan. Emine, yemek mi yapacak? Evet. Bu akşam yemeği ben yapayım diyorum. Ya o zaman kalayım, ben yardım ederim size. Şimdi ne nerede bilmezsiniz siz. Emine 10 saniyen var. Hemen toparlanıyorsun ve çıkıyorsun. Hadi. Ya beni de istemiyor Emine yanında. Yani o açıdan diyorum yani. Ya hadi ben de o zaman Haluk. Ya ben de gideyim de yani şöyle yapalım. Gideyim ben de seninle tek başına yemek yap. Ya tek başına yap diye gidiyorum Haluk. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bana bak. Ne o? Ağız yüz niye öyle oluyor? Bu ne? Hadi bakalım Emine, biz gidelim de Haluk da tek başına yemek yapsın. Hadi gidelim. Son kararınız mı? Gidiyorum. Ya hadi. Haluk kolay gelsin. Bu ne? Bu ne demek ya? Şimdi Emine anlamasın diye yapıyorum. Ne demek o? Ne? Yani şakayı an. Yani... O dile bak ya. Niye dalga geçiyorsun? Abi öyle şeyler yapma bana. Tamam ama sana anlatmaya çalışıyorum. Ne bu ne? Ya ben gidiyorum zannetme diye. Tek başına yapamazsın, yemiyor. Rezil olacak sonra. Göz kırp bir şey yap. Bu ne? Ne yaptım abicim ya? Yaptın. Tamam abicim otur şimdi. Sen dur şey mutfağa mı geçelim? Yavaş yavaş başlayalım mı? Dur ne yapacağımıza bir karar şimdi verelim. Şimdi dolma yaparız abi önden. Tamam mı? Güzel böyle bir zeytinyağlı dolma. Bak düşünebiliyor musun? Meltem kendisi için yaprak sarma. Yani inanılmaz bir şey ya. Ben başka bir şey yapsak? Yok yok, yaprak sarma yap. Yani emekli bir şey yap. Ha ille meşakkatli olacak böyle hani. Tabii yani. Şey yaparız yanında. Güzel bir kısır yapalım. Sever Meltem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
ayrı düğüm tutarım.